Herkese merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tabak süslemesinde kullandığımız tül dekorunun yapımını göreceğiz. 3 farklı renkte yapacağız sizlerle. Hem sarı, hem kırmızı, hem de yeşil yapacağız. Gıda boyası kullanmadan doğal bir şekilde yapacağız. Haydi malzemelere geçelim. Kırmızı toz biber, zerdeçal, karışık otlarımız, unumuz, suyumuz ve yağımız olacak. Öncelikle yeşil tüylimiz için yeşil suyumuzu elde edeceğiz. Bunun için de otlarımızı yağ ve çok azıcık yağ ve su ile birlikte blenderdan geçirip süzdüreceğiz ve yeşil suyu elde edeceğiz. Otlarımızı blenderdan geçirdik. Şimdi bir süzgeç yardımıyla iyice suyunu çıkartacağız. Gördüğünüz gibi elde ettiğimiz o karışımı, o harcı süzgeç yardımıyla beraber süzdürüp yeşil suyumuzu elde ettim ve bunu 2 kere süzdürüyorum. Hiçbir şekilde tortucuk kalmasını istemiyorum çünkü. İyice bastırıyorum ve yeşil suyumu elde ettim. İlk olarak kırmızı tüylimizi yapacağız. Bunun için ben renklendirmek için kırmızı toz biber kullanıyorum. 160 ml su, 40 ml yağ ve 20 gram un kullanıyorum. Bunları güzelce çırpıyorum. Siz renklendirmek için evinizde kırmızı rengi verecek herhangi bir başka meyve, sebze, baharat vesaire varsa kullanabilirsin. Az önce elde etmiş olduğumuz yeşil suyumuzu diğer malzemelerle beraber birleştirip güzelce çırpıyoruz. Bu arada her renk için az önce belirtmiş olduğum gramajları kullandım. Evet, yeşil harcımızı da güzelce çırpıyoruz. Şimdi sarı harcın yapımına geçtik. Sarı harcımızda da zerdeçal kullanacağız. Varsa yine evinizde herhangi bir başka bir yiyecekten yapabilirsiniz. Tavamızı güzelce ısıtıp yağlıyoruz arkadaşlar. En önemli püf noktalarından biri bu. Tavanın iyice ısınmış olması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi bir kepçe kadar alıp kızgın tavaya atıyoruz. Böyle yavaş yavaş gözeneklenmeye başlayacak tüylimiz. Tam bu sırada böyle yavaş yavaş kaldırıp havalandırmaya başlayabilirsiniz. Evet, ilk tüylimiz hazır. Şimdi sarıya geçiyoruz. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde hemen zaten oluyor. Tamamen kendini belli ediyor. Ben oldum diyor, artık beni alabilirsin diyor. Gördüğünüz gibi gözenek gözenek oluyor. Kırmızıya geçiyoruz. Kırmızıyı da yine aynı şekilde pişireceğiz. Evet, kırmızının da pişme işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gözenek gözenek, şahane, lezzetli. Yani doğal imkanlarla yaptığımız için, gıda boyası kullanmadığımız için gerçekten çok çok daha lezzetli oldu. Size de tavsiyem doğal malzemelerle yapmanız tüylerinizi. Gördüğünüz gibi renk renk yeşil, sarı ve kırmızı çok güzel tüyler elde ettik. Böyle güzel videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup like atmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayınız. Afiyet olsun.